Hocam, bu hafta sonu Artemis Otel'de Ebru Gündeş'in konseri var. Hangi şarkıyı söylemesini istersiniz? Onun şeyini seviyorum. Demir attım ne o yalnızlığa mı? Evet. Biliyor musun kızım? Ha, onu söylerse benim için Ebru Hanım iyi olur yani. Bunu isteyeceğiz o zaman. Sizin için söyle. Sakıncası var mı? Hayır, hiçbir sakıncası. Ebru söylemek istemiyorsa inleyen nameler ruhumu sardığı söylesin ama ben demir attım yalnızlığa istiyorum. Sinan abi, sen hangi şarkı istersin? Bütün şarkıları çok güzel. Maşallah sesi de çok güzel. Harika bir sesi var. Ben çok eski tanıyorum zaten. Her geçen gün sesi de çok güzel oturuyor. Çok güzel sesi var. Bütün şarkıları çok güzel ama son zamanlarda çok güzel, meşhur bir şarkısı var. Neydi o çocuklar ya? Araf diyorum. O çok güzel. Evet, onu sevgili kardeşim benim için söylerse çok sevinirim. Şahane bir şarkı ya. Duygulanıyorum o şarkı söz ama çok keyif alıyorum. Evet, Rasim Ozan Kütahyalı hangi şarkısını istiyor? Vallahi zor günler yaşadılar. Ebru Hanım'a saygım var. Bakıyorum her geçen güne gençleşiyor. Yaklanmıyor. Fırtınalar koparsa kopsun diye bir şarkısı vardı, değil mi? Fırtınalar, o da çok güzel. Onu söylesin. Ver müziği desin. Ver müziği. Bize ver koksaz. Fırtınalar. Ben Tanrı Misafiri. Tanrı Misafiri şarkısını seviyorum. Ajda Pekkan da söylerdi ama Ebru Gündeş çok değişik yorumlamıştı. O şarkıyı Ebru Gündeş'ten dinlemeyi daha çok seviyorum. Ben Tanrı Misafiri. Onu söylerse seviniriz. Öyle işte hocam. Bu ne ya? Şey müziği. Hocam senin testere çalıyor. Vay be! Kıbrıs'ta testere. Hocam böyle bir şey var mı ya? Her yerde meşhur etmişiz biliyor musun? Hocam bu... Sen... Hangi acı Zekeriya? Hani bir mahkemenin... Çizmiştin. Topu tamamlamak isteyen bir holigan hakem görüntüsüyle golü verdi. Müzik. Çünkü bütün takımlar çok güçlenecekler ve hepsi şampiyon olmak isteyecek. Şenol Güneş'in bir sene kredisi var. Hamza Hoca'nın bir sene kredisi var. Vitor Pereira'nın da bir sene. İki senelere falan aldanmayın. Çünkü artık o seyircisi kesinlikle ikinciliği başarısızlık olarak sayıyor ve kabullenmiyor. Onun için hiçbir antrenörün önümüzdeki sezon şampiyon olamazsa devam edeceğini düşünmüyorum. Bunu zamanla da göreceğiz, göreceksiniz. Ama çok sert, agresif bir futbol senesi geçecek bu sene. Ama biz yine futbola yön vereceğiz. Yine Türk futbolunda biz ne dersek o olacak. Bizim verdiğimiz demeçlerle, bizim
konuşmalarımızla futbol kulüpleri yönlenecekler. Taraftarları doğru anlamda yönlendireceğiz. Onun için beyaz futbol demek Türkiye'de demek, beyaz futbol demek Türkiye'de futbola yön vermek demek. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son kez yüzleşme programında sizlerle beraberiz. Ahmet Çakar mavi takım, kırmızı takım Sinan Engin. Sinan Enginler ve Ahmet Çakarlar. Gerçekten uzun zamandır soluksuz mücadeleler ve müthiş bir heyecan yaşandı. Bu otelde, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Plajda, kumda, denizde, havuzda, her yerde, her şekilde mücadeleler oldu. Ve tabii ki tatillerini yaptılar. İnanılmaz mücadeleler verdiler. Ama kazanan taraf Maviler oldu. Ahmet Çakarlar'ın takımı oldu. Öncelikli olarak Mavileri kutluyorum, Ahmet Çakarlar'ı. Bravo. Bravo. Güldüler, heyecanlandılar, gerildiler, sinirlendiler. Her şey yaşandı. Kolay değil. Türkiye'nin efsane kadrosu. Daha ilk geldiğimiz günden itibaren söylemiştim. Eskilerin yıldız hakemi Ahmet Çakar. Sayısız maçlar yönetti. İnanılmaz statlarda, Santiago Bernabeu'larda, Anfield Road'larda, San Siro'larda, Türkiye'nin her karış toprağında maç yönetti. Sinan Engin oynamadığı stat kalmadı. Beşiktaş'a şampiyonluklar yaşattı futbolculuk döneminde ve sonrasında Beşiktaş'a kenarda çizginin öbür tarafında da şampiyonluklar yaşattı. O gün bugündür Sinan Engin'siz Beşiktaş şampiyon olamıyor. Sinan Engin gibi, Ahmet Çakar gibi Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda kaptanlık yapmış, Wembley'e ilk adım atmış Abdülkerim Durmaz da buralarda bizimle beraberdi. Rasim Ozan Kütahyalı, Türk siyaset tarihinin yazarlık kısmında kalemiyle, gerçekten çok önemli görüşleriyle İnanılmaz bir performans sergileyen önemli bir isim Rasim Ozan Kütahyalı. Bugün sokağa çıktığınızda sadece siyaset değil, spor yönüyle, her yönüyle çok konuşulan, tartışılan ama bilinen bir isim. Bu isimleri bir araya toplamak, buralara getirmek, hem de Spor Toto Süper Lig'in bitimiyle beraber bu topraklara getirebilmek çok zor. Ben nezdinizde kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ahmet Çakar'a, Sinan Engin'e, Rasim Ozan'a ve Abdülkerim Durmaz'a. Koskoca bir sezonun ardından bizlerle beraber buralara geldiler. Tatilden çok yoruldular. Gerçekten yoruldular. Bunu biraz sonra bir daha konuşacağız. Ve Beyaz TV Spor Servisi'ne de ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarıma inanılmaz bir performans sergilediler. Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Sevgili seyirciler, öncelikli olarak şunu belirtelim. Ahmet Çakar'ın takımı şampiyon oldu. Kendi aralarında bir mücadele gerçekleştirdiler. Hemen Ahmet Hocam'a döneyim. Hocam neler söyleyeceksiniz? Duygularınızı alalım. Hangi konuda? Şampiyonluk konusunda hocam. Belliydi zaten, ben ilk gece de dedim. Bizim olduğumuz yerde başarı vardır. İkinciliği kaybetmeyi hiçbir zaman kabul etmedik. Maçları. Şampiyon olmamız demek malumun ilanıydı zaten, olduk. Bu kadar basit. Sinan abi sizin görüşünüz? Ertem'ciğim tebrik ediyorum. Haklı bir şampiyonluk diyebiliriz. Hak ettiler. Bütün hemen hemen bütün oyunlarda üstünlerdi. Tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Haklılar. Tebrik ediyorum. Bravo. Evet Rasim. Vallahi tabii kazanan haklıdır. Hatta bakın oyunların içinde olmayan Buğra da kazanan takımı hemen monte oldu. Gördüğünüz gibi kazanan gemi oldum mu o gemiyi herkes atlamaya kalkar. Kaybeden gemide herkes fare gibi atlamaya çalışıyor. Bir size biriler gidebilir diye bakıyorum arada. Atırsız gitmesin diye tutuyorum. Yoksa gidebilir yani. Ne yapalım, kaybettik. Sağlık olsun. Abdülkerim Hocam. Hakikaten biz zorlu maçlar kazandık. Müsabakalar zor geçti. Ama Ahmet Çakar'ın şu özgüveni hep vardı. Bize diyordu ki bitmiş bu iş. Ben diyordum hocam öyle deme. Öyle deme. Rehavete gireriz falan. Ama rehavete girmedi. Çocuklar sağ olsunlar. Evet. Sevgili seyirciler, uzun zamandır buradayız. İnanılmaz mücadeleler yaşanıyor. Gerçekten Sinan Engin'in takımı ve Ahmet Çakar'ın takımı hem beraber tatil yapıyorlar hem de her türlü performansta, spor müsabakalarında kıyasıya mücadele ettiler. Bu iş demek ki yeşil sahalardaki kadar kolay olmuyor değil mi Ahmet Hocam? Evet. Ertem. Gelecek sezon mesela yorumlar yaparken onların halinden biraz daha anlayacak mısınız? Nasıl? Şu futbolcuların mı? Evet. Niye anlayayım kardeşim? Yine doğrayacak, yine doğrayacak, yine doğrayacak. Belli. Bizim önümüzdeki sezon çizgimiz belli. Türk futbolu
çağ atlıyor biliyorsunuz. Dünyada herhalde hiçbir futbol kültürü yoktur ki. Eksi 1 milyar dolar falan zararda. Yani hala al alabildiğin kadar. Rezil böylesine rezil bir Türk futbolu içinde yorum yaptığım için son derece rahatsızım ama ne yapalım yapacağız. Ayrıca Ertem, bizim futbolcuların halinden anlamamız için, onları daha iyi anlamamız için onlar gibi senede 2,5 milyon euroyu cebe koymamız lazım. Biz burada açık büfe yemeklere, bu mücadeleyi açık büfe yemeklere verdik yani. Anladın mı? Senede 2,5 milyon euro ver bize, bak anlıyor muyum ben o futbolcuları, yalan mı hocam? Gayet tabii. 2,5'u indir yok. Sinan abi? Şimdi Ertem'ciğim, her şeyden önce çok güzel bir otelde, çok güzel bir tesiste kaldık. Evet, evet. Ben spada kaldım biliyorsunuz. Editorial'cım bu. Hayır, editorial ayrı bir şey. Hocam direkt spada masaj odasında yattı. Hayır, bu program bu program yayınlandığı zaman biz bu program banttan yayınlanacak. Evet. Dolayısıyla bazı şeyleri anlatmamız lazım. Otelin bütün genel müdüründen tabii. En aşağıdaki can kurtarının oradaki bahçıvanlardan tut, çim temizleyicisinden kumsal temizleyen arkadaşlara kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz derecede hep güler yüzlü. Bir dediğimizi ikiletmediler. Hiçbir türlü yok kelimesi duymadık. Evet, ben bütün oteli, bütün personelini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bizi son derece çok iyi ağırladılar. Ahmet Çakar bugün yıldızdı. Bugün Kano'da, yani gerçi tabii Ahmet Hoca eskiden balerindi. Balet. Bale yani. Bale yaptığı için esnek vücudu da tabii, biliyorsun yani. Tabii. Küçükken anaokulundan beri. Onu da mı yaptın? Evet, tabii. Hatta Nurayev'le devrem benim. Rudolf Nurayev. Abi, Nurayev'le beraber büyüdük bale okulunda. Büyük bale. Parmak kapının arkasında bir yer vardı aşağıda. Beyoğlu'nda. Tabii, Nurayev arkadaşı. Tabii. Nurayev İstanbul'a geldi. Hocam kaç değil? Bende kalır. 91, 92. Sen ben Nurayev yemek yedim. Hocanın arkadaşlarına bak. Nurayev, Nurella. Hocam hep nurlarla takılıyorsun. Balıkçı Turgut'ta yemek yedik. Tabii yemek yedik. Nurayev geldi. Balet ya. Baleye beraber başladık. Nurayev'i Nurella'ya mı cebeledin? Nurayev'in arkadaşları diyorum. Nurayev, Nurella. Hep nurdan sen biliyor musun Nurayev'in kuzeni kim? Nurayev'in kuzeni kim biliyor musun sen? Hocam Nurcu musun? Apo. Apo. Sen Nurayev'in kuzeni kim biliyor musun? Kim? Sezgin Gelmez. Hayda. Vallahi Ertem'ciğim, yeni sezonda bıçakları bileğleyeceğiz. Öyle deme istersen. Yani, bir başka çare yok. Baksana, en başta sıra rengin diyor. Şenol Güneş bir sezon kredin var. Hamza bir sezon. Artık Sinan Engin gibi aramızdaki en ılımlı adam bile bu noktaya geldi. Teknik direktörler böyle deniyor. Şimdi böyle bir ortamda Hamzaoğlu'nun bir sene kredisi var denen bir ortamda benim de bazı Portekizlileri maymun etme hakkım doğar. Allah Allah. Doğar hocam kardeşim ya, bu doğal bir haktı. Portekizli diyor bize bir şey atıyor. Portekizlilerden özür dile. Vitor Pereira'dan özür dile. Aa, kastetmedim o kim tanımak kimi kastettin? Etmem. Kimi kastettin? Portekizli. He? Ya dünyada 50 milyon Portekizli var. Ne bir tanesi ne olabilir? Kardeşim yani? Sen dikkat et, o Portekizli bu sene sizi maymuna çevirmesin. Ne maymuna? Anladın sen mı? Sen de mi uydun? Terrenao, merenao nedir bu? Terrenao bir kere İtalyan galiba. He? Tamam da Terrenao'dan memnun değildin. Ben kardeşim bilmem. Fenerbahçe iyiyse hepsi başımın üstünde. Kötüyse. Eğer kötüyse haydi Allah Terrenao. Haydi. Benim Terrenao aldığım bir kulis var, doğru mu? Victor tam böyle anlaşamamış. Yeniden İsmail Kartal'la devam kararı alınabilirmiş. Ne diyorsun bu konuda? Tabii Rasim çok yorulunca böyle hayal kabuslar görüyor herhalde. Hayal görüyorsun. Yorgunluk yaramadı sana Rasim. Ya Arap İsmail kötü tekli adam mı? Ya Rasim, Allah söz vermiştim. Ya boş ver, Arap İsmail mi kaldı? Bugün, adam rahmetli oldu gitti ya. Bugün maviler kazandı demiştik sevgili seyirciler. Bir şampiyonluk kutlaması oldu. Tebrik ederim. Ve o klasik şampiyonluk şarkısı artık dünyanın her yerinde. Kuzeyde de güneyde de. Şampiyonluk kupasını alınca Ahmet Çakar'ı omuzlara aldılar. Bir izleyelim görelim. Hocam kaç yıl sonra omuzlara alındın? Hayatımda ilk defa omuzlara alındım. Hiç alınmadım. Sen jübile yapmadın mı Ahmet yok abi? Yok abi, öyle jübile falan onlar boş işler. Hocam hakemliği bitirirken bir duygusal bir veda falan olmadı yok mi? Abi ben bir sabah kalktım, dilekçeyi yazdım bıraktım. Öyle mi? Memuriyetler evet. Bekle olur gibi yani. Evet. Hayret bir şey. Abi ben de futbolu öyle bıraktım. Ertem. Senin ekibin çok yoruldu çocuklar. Çok baktım, çalıştılar ya. Müthiş bir ekip kurmuşsun. Yani hepsi aynı psikopat.
güneşte, sıcakta. Aynen. Çok çalıştı, yoğun çalıştırdılar. Doğru söylüyor. Hepsi çok başarılılar. Hepsini burada senin nezdinde. Bazen bize bir şey söylediler, kızdık. Hadi ya falan yaptık. Kusura bakmasınlar çocuklar. Evet. Ama harika bir ekip yapmışsın. Harika bir şey. Hele o helikopter, helikopterler falan filan. Müthiş. Seni tebrik ediyorum. Müthiş prodüksiyon. Kutluyorum ve bütün arkadaşlarına da buradan yanaklarından hepsini öpüyorum. Sinan, Rasim, Ahmet Hoca ve ben. Biz bu arkada. Onlar hep bizi alkışladı. Biz alkışladık. Biz onları alkışladık. Bu ekibi biz dört yorumcu alkışladık. Tebrik ediyorum senin ekibine. Evet. Ertem'cim. Bravo Ertem. Harika bir ekip. Seni ve ekibini teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler. Rasim Ozan Kütahyalı. Sevgili Nagihan Alçı ve yavrularıyla beraber. Rasim ya. Beraberdi. Yaklaşık dört aydır. Bütün Allah'tan yaz boyunca eşini göremiyordu, çocuklarını Allah'tan göremiyordu. Allah'tan Nagihan'a benziyor çocuklar. Bana benziyor. Yo, bir tanesi Esmer olan sana benziyor. Yalnız, bana benziyorsa ayım olurdu diyor. Değil. Nagihan'a benziyor yani. Ben seni ilk gördüğüm Esmer olan. Böyle hani böyle var konuşan. Yasemin, evet Yasemin. Eşniyen sana benziyor. Valla ben bugün 5 dakika çocuklarla görüştüm. Çocuklar var ya, Rasim'den daha akıllı. Hayda. Aynen öyle. Biri beni ayı yapar, biri salak Asim yapar. Ayı falan yapan yok, sen kendi kendine. Nagihan'a ben de, benim çocuklar bana benzemiyor. Annesine benzesin derim. Aynı şekilde yani. Anladım abi. Aynı şey. Sen de baksana. Nagihan şimdi güzel kardeşimiz, ona benziyor. Doğru, hayırlısı yani. En hayırlısı doğru, o. Doğru söylüyor. Rasim Ozan Kütahyalı programa başlamadan önce şunu söyledi. Dedi ki. Yakışıklı kardeşim benim. Bana spor falan yaptırmayın. Beni sadece konuşturun. Sabaha kadar konuşturun. Ben sadece goy goy yapayım ama arada çıkarttın. Oynadın ama. Bir dakika. Su topunda çok iyiydi. Kaleci olarak değildi. Nagihan su topunda süperdi. Kaleciliği de isim. Sen bir göreceksin su topu maçında. Futbolda iyiydi. Çok çıplak ayakla. İyi kaleci. Çıplak ayakla. Maliler gibiydin. Zahire demişti ya. Zahire milli takımı. İzmirli suyu sever diyor Nagihan. Doğru. Demek ki fazla hareket etmeden kaleci sabit durarak hareket ettin de tamam. Biraz stratejik sporlarda, stratejik mevkilerde iyisin. Hocam bir de bu kumu sevmiyor. Tabii canım. Kumu sevecek de bazı kumu. Atlar vardır değil mi? Kumu sevmez. O sever. Ha. O at gül at şeyi biliyorsun. At uzmanı. Hocam bir şeyler söylemek ister misiniz? Belki de bu sene bu son gecemiz. Hayda ha yani hayatta belki son gece. Belki de bir daha hiçbirimizi görmeyeceğiz. O gece son. Onun için bize şey tekrar şöyle bir abi gibi bakıyorum hepinizin suratına. Yani hocam. Spada ne yaptın hocam spada? Her gün spadaydı. Şimdi her de kireçlenme spa var. Biliyor kireçlenme. Bu kireçlenmeye spa iyi gelir dediler. Hani böyle sıcak, mıcak, böyle hamam, şifalı. Hamam, buhar, muhar. Toparladı ama yine de geçmedi yani. Yine ağrılar var tabii. Koltuk altı, omuz başı hepsi gitti. Ben düzelteyim hocam. Aman abi aman. Sezgin gelmez. Evet. Sezgin gelmez mi? Balili kadınlar mı daha etkili masajda? Sezgin gelmez çok güzel masaj ekol yapıyor. Gerçekten ha? Güzel masaj yapıyor. Aa, harika yapar. Bana devamlı yapar. Allah razı olsun. Anlaştı zaten. Burayla otelle anlaştı otel yönetimiyle. Bir dakika burada tuhaf şeyler duyuyor. Evet ben bu arada. Sezgin sürekli sana masaj mı yapıyor? Rasim ben seni anca Nagihan'la sustururum demiştim. Nagihan'ı buraya davet ediyorum. Sevgili Nagihan Alçı'yı. Nagihan güzel bir sürpriz yaptı sevgili kardeşim. Türkiye'nin bana göre en değerli yazarı hanımefendi hoş geldin. Otur ya. Sevgili Nagihan. Eğlenmene bak boş ver. Evet Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagihan yan yana gelince hocam değerlendirmeyi alalım sizden. Hoş geldin kızım. Ama bir haksızlığı düzelteyim. Kızların Rasim'e benzemesi de fena bir şey değil canım. Vay güzel. Ne kocasına sahip çık. Ama sana daha çok benziyor gerçekten. Kocasına. Ela daha ona güzel. Yasemin aynı ben ya. Küçük Rasim. Küçük Yasemin. Hayda küçük Rasim. Hayda diyor, ortalığı inletiyor. Bir bağırıyor, millet kaçıyor. Bağırıyor mu? Var mı öyle huyları? Var, aynı bağırıyor. Ötekisini? O da bağırıyor. İkisi var. Nagihan sen devamlı spor yapıyorsun. Genetik. Devamlı spor. Rasim'e niye hiç spor yaptırmıyorsun? Valla Sinan Hanım çok uğraştım ama. Ya fiziki olarak falan filan sporla falan hiç yani çok uzak ya. Ya bugün baktım kafa topuna çıkamadı ya. Ha, kumdan... Ama o yetenekle alakalı. Kumdan... İstediğim ben şimdi mesela sabah akşam spor yapayım. Yine voleybolda öküz gibi dururum yani. Suda iyisin. Ya, suda iyisin. Öküz gibi duruyor. Yüzme de fazla. Senden iyi eskrimci olur biliyor musun? Ha. Senden iyi eskrimci olur. Olabilir. Eskrimci olur da Allah korusun. Hayır şimdi spor yapsın diye bir antrenörle çalışıyordum. Ben Rasim'i de dahil ettim programı. Bu işin teorini yapıp adamcağıza tarif etmeye başladı. O öyle bu kas böyle bilmem adam yamuldu. Adam anlattı mı? adam spor hocana da. Hocaya hocalığı öğrettin. Adam spor hocalığını bırakmaya kalktı. Ben diyorum ben böyle spor hocalığı yapmak istemiyorum. Vay be. Nagihan Rasim evde de böyle mi? Böyle vallahi. Tepkileri falan hep aynı mı yani? Böyle yani.
Nasıl sana seni her sene yılın annesi falan seçmeleri lazım biliyorsun değil mi? Her sene. Yasin bir numaradır. Aa, evet. Ben baba çocuklarıma tam sahip, çok sahip çıkarım. Öyle böyle değil. Yani burada bazı komiklikler yapıyoruz ama. Hocam sesi nasıl yumuşadı fark ettin mi? Titremeyi fark ediyor musunuz? Nasıl ses? 3 vol alta indi böyle. Ben şüphesi bilmiyordum hakikaten. Yani bana başka bir şey var dediniz. Nagihan'ın geleceğini falan bilmiyordum. Vardı da var. Ertem son dakikada Nagihan Hanım olunca biz sürprizleri yok ederiz. En büyük sürpriz burada zaten. Canımsın vallahi. Evet ben her zaman söylerim. Yazın sürpriz bu program bence. Yazın sürpriz. Her gün beni aradı biliyor musun? Ne yapıyorsunuz? Ben dedim ki telefonda anlatmam imkansız, görmen lazım. Yani anlatamam. Anlatılamaz bir durum. Görmen lazım. Bakalım bütün izleyiciler görecek. Evet. Programımızın sonuna geldik. Ben bir kez daha Ahmet Çakar'a, Sinan Engin'e, Rasim Ozan'a, Abdülkerim Durmaz'a ve tabii ki çok kıymetli hanımefendi Nagihan Alçay'a çok teşekkür ediyorum. Ekibime sonsuz kere teşekkürler. Sezgin Gelmez'e, Emre Zabunoğlu'na, Burak Orkut, çılgın damat, yeni damadımız. Eşi Burcu Hanımefendi'ye de sevgilerimizi gönderelim. Ertan'a, sevgili Onur Çağan'a, sevgili Behçet Alabora yarışmasından geldi. Geçen sene Alabora'daydı. Burada... Ben Behçet'e kocaman bir alkış rica ediyorum. Bravo Behçet. Gönlü açık bir insan. Çok. Çok sevgili kardeşim. Çok hoşgörülü. Çok hoşgörülü. Çok hoşgörülü. Yeri geldi. Esprileri açık. Yani böyle bir sert yaptık ona, bilmem ne yaptık falan filan. Bir takım espriler yaptık. Bir takım böyle şeye konuşmalar yaptık. Hiç şey değil. Ben en önemli senin... Yani bizim kardeşlerin, senin ekibindeki kameraman arkadaşlara, kardeşlerime, sırtında kameraları taşıyan kardeşlerime, onlara her şeyden önce teşekkür ediyorum. Yani ekibin hepsine teşekkür ediyorum. Bizi kahrımızı çektiler. Tabii. Bize çok güzel burada bir iş yarattılar. Yönetmenimiz Hasip Arvaz, sevgili Engin Yüksel, Alper Kalkat ve sevgili Emre muhteşem bir dörtlü oluşturdular. Kameraman arkadaşlarım aynı şekilde. Onur Yıldız'a. Sevgili Deniz Sever, iki takımdan tek kadındı. Nagihan'ı görünce gözleri yerinden çıktı adeta. Yalnız değilim artık diye. Devrim Zengi'ye teşekkür ediyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı'ya teşekkür ediyoruz. Rasim Ozan her zaman farklı bir renk. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber oldunuz. Nagihan Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hadi bakalım hep beraber el Ahmet sallayalım. Ahmet Çakar'a, Sinan Engin'e. El sallayalım hep beraber. Haydi Kıbrıs. Eşime teşekkürler. Hoşçakalın. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Karavanlarda şimdi bana her geliyoruz. Şey Ağustos 15 Kırkut online'e yön vereceğiz. Kırkut online'ı yine yönlendireceğiz. Biz ne dersek Türk futbolunda o olur.